Görmüş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eli açık. Bu oyuncu nasıl eli açık tabii geliyor net ya? Net penaltıymış bu ama. Tabii. Var mı buraya yani? Burada farklı bir fikri olan şey var mı? Mı ya? Elini indirse hiçbir şey yok. Tabii, tabii. Bir sıfırsı bitiyor maç. Ya dört burada numara... bana gitmedi değil mi Fırat Aydınus? Gitmemiş işte burada gözüküyor. Çok net zaten. Bak şey offside yok. Net vermiş bak. Hem offside'ı bozuyor canım, dört tabii. Numara hem penaltıyı yapıyor. İyi görmüş çünkü pozisyonu şey. Kim oyuncu, oyuncu acaba? Vardı. Öne kaçmış bak öne zaten hemen oyuncu bir tane daha oyuncu gelmiş. Hem offside'ı bozuyor Ender hem penaltıyı yapıyor. O değil mi? Offside'ı bozan da o. Tabii bak, Talbi bak, galiba. İhlali yapan o. Stoper. Evet, kim? Yok yok öteki oyuncu geliyor. Talbi galiba bir tane stoper. Dört numara kim bilmiyorum. Talbi galiba. Olacak şey değil ya. Dur burada gitme gitme gitme. Bu pozisyonda dur geri gel. Talbi mi bu? Gel gel geri gel. Talbi. Evet. Evet, evet. Şimdi top hele geldi lan dur. Nereli bu? Devam et bak şimdi. Mısırlı mı? Olabilir. Geldi ya tamam. Geldi ya. Biraz daha gel. Biraz daha hareket ettirelim. Tamam. İsteyince nasıl görüyorlar? Bayağı şey zor pozisyon hocam. İsteyince nasıl görüyorlar? Değil mi? Evet, evet. Bu pozisyon ha? Zor. Tabii. Zor tabii. Gıcık pozisyon. Yani VAR da görür de hakemin ama görmesi. Ama zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Maçın bak, hakeminin görmesi önemli. Burada oyuncu elini açarak topu öldürüyor. Bunu görüyoruz. Bunu penaltı vermese vermese VAR uyarır burada. Zaten VAR da görürler ama VAR'a gitmeden. Fırat Aydınus'un bunu görmesi hayır, bazen önemli. VAR'dakiler 3 maymun oluyorlar da ondan dedim pozisyonda ben. Pozisyonda yani. Penaltıymış 90 artı 4. Takımına göre değişiyor VAR'ın görüşleri. Evet böylece evet. Pozisyonlarımızı tamamladık. Basın toplantıları hazır mı arkadaşlar? Basın toplantıları hazır. Basın toplantılarında Fatih Terim ne demiş, Hüseyin Çimşir ne demiş? Onları hep birlikte izleyerek takım oyununu nihayetlendirelim efendim. Sizlere yeni haftanın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Basın toplantılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hemen bizden sonra da son sayfa var. Sizler A-Spor'da kalmaya devam edin lütfen. İyi geceler. Artık iyi de sabahlar bir yandan. Hoşça kalın. Bir defa 14. dakikada Rize'de Mustera'nın ayağının kırılmasıyla bana göre her şeyin sonun başlangıcı orası. O kadar etkilendiler ki gerek maç içerisinde dakika 14'tü daha. Soyunma odasında devam etti devresi. Artı her maçın soyunma odasında Mustera kaygısı, endişesi ve o sahneyi görmede devam etti. Biz orada tabii sadece Mustera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Hani kaleci yanlıştan düştü ya üstüne. Ve de dediğim gibi arkalarında alışkın oldukları bir kalecinin, takım kaptanının iyi oynayan bir kalecinin olmamasıyla beraber oradaki o kırık anını da görme onları kötü etkiledi. O günkü zaten ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını derken orada 4 kayıp verdik zaten. 2 cezalı, 2 sakat hem de 6 aylık. Buradaki Antep maçını artık bir daha üstünde durmanın manası yok artık. Yani olacak iş değil bunlar. Ve de tabii her gün eksiliyoruz. Buna rağmen ben bu şartlarda yine bugün 32 dakika, 30-32 dakika işte Feghouli atılıncaya kadarki olan bölümde en az 3-4 tane net pozisyonumuz var. Oyun bayağı da iyi oynuyoruz yine. Başakşehir'i iyi oynadık, Antep'i iyi oynadık bence. Ama bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üst üste gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir otomatik hale gelmiş bir oyun oynayan Galatasaray vardı maalesef. Tabii Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o bölüm, o süreç başlangıçla beraber kötü gitti. Bunlar oluyor futbolda. Yapacak bir şey yok. Ama bunları söylerken, kendimize suç bulurken, kabahat bulurken bazı şeyleri de atlamamız lazım. Mesela bugünkü kırmızı kart doğru değil mi?
%100 doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Peki Mehmet'in geçen sene Topal'ın Martin'e yaptığı da hakem kim? Demek ki VAR'dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi demek. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani %100 kırmızı kart. İtiraz edecek halimiz yok. İşte yakışmadı Feguli'ye. Hiç beklemediğimiz biri yani. O ana kadar da iki tane pozisyona girmiş. Ama her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz ama dediğim gibi bazen aklınızda olmadığın şeyler geliyor. Başınıza işler geliyor. Buna da şükür. Dediğim gibi Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız bir 11 var. Gemiyi en emin şekilde, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız sezon sonuna kadar. Ama dediğim gibi başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Bazen oluyor böyle. Yani ya sıtmaya yakalandı bizim oyuncumuz. En tehlikelisi. Belanda'nın çenesi kırıldı. Bu ara Ömer'in parmağı ameliyat oldu. Haberiniz var mı? Yok. Çoğunun haberi yok. Bu ara iyileşti, devam ediyor. Milli maçta gitti Luyendam'a. Hiç söylemiyoruz. Çukura girdi ayağı, bilmem ne oldu. Öteki bu oldu, öteki bu. Ve 6 aylık. En son tabii pandemiden sonraki Muslera ve Andone'ye olan tabii. Şimdi Lemina, bugün Sarakki, böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Sorunu da öyle bitireyim. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Ama futbol her şeye açık. Hepimizin daha neler göreceğiz. Tabii sezon sonunu bekleyeceğiz. Allah nasip ederse bakalım defter eksi artısında neler olacak? Hepimiz göreceğiz. Herkes bir silkilecek tabii. Planımız, programımız, projemiz uygulayabilirsek Galatasaraylılar da Allah nasip ederse biz de göreceğiz bakalım neler var, neler yok, ne olacak. Öncelikle kazandığımız için oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Oyun başlangıcımız, oyunun gidişatı itibariyle iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra penaltıdan golü bulmamız, sonrasında ikinci yarı golü bulmamız bizi biraz daha güvenli bir oyuna itti. Özellikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki geriden oyun kurmasına biraz baskıyla karşılık vermek istedik. Bunun genelinde başarılı olduk ama bir iki pozisyon bizi özellikle ilk yarı o baskıdan kurtarıp bizi deldiler. Genel itibariyle oyunun özellikle ikinci yarısında daha güvenli oynayan, daha çok topa sahip olan takımdık. Ama belli bölümlerde bazen skorun vermiş olduğu rahatlıktan da olabilir. Gereğinden fazla uzun top ve yüksek top oynama isteğimiz oldu. Netice itibariyle bakıldığı zaman kazandığımız için mutluyuz. Tabii bugün sakatlıktan gelen oyuncular vardı. Sakatlıktan dolayı çıkarttığımız oyuncular vardı. Yoğun bir takvime giriyoruz. Bütün oyuncuları ekonomik kullanmak gereğindeyiz. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz. Tabii bizim stoperlerimiz cezalı, yani kart sınırında olan var, cezalı oyuncularımız var. Maça göre, performansa göre bazen değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta da Costa'yı kaybettik, tekrar yine cezalı duruma düştü. Tabii oradaki değişimler bazen iskeleti oturtmakla ilgili problemler yaşayabiliyoruz ama bu süreçte işte bu oyuncularla beraber, 4 oyuncuyla beraber, 6 tane oyuncu var stoperde Atakan'la beraber. Hepsini eşit şekilde kullanmaya çalışacağız, doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Stoperlerle ilgili bunu söyleyebilirim. Genel yarışla alakalı ben
Maçın evet dediğim gibi biz şehir olarak, coğrafya olarak inatçı insanlarız. Sonuna kadar bu mücadeleyi takım halinde yapacağımızı düşünüyorum. Hem camia olarak, camia ile beraber, oyuncu grubuyla beraber. İnşallah bu inadımızı sezonun sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunda hep beraber göreceğiz neyin ne olduğunu.